Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, bedeninizden sağlığı, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Hayırlı nurlu cumalar dilerim arkadaşlar. Bu güzel günün yüzü suyu hürmetine bu zor durumda dünyaca, ülkece zor durumdan geçiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun cümlemizin inşallah. Gerçekten o kadar çok hasta insanlarımız var. Vefat eden insanlarımız var. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Arkadaşlar, kelimelerin ve sözlerin yetersiz kaldığı yerdeyiz maalesef ki. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Dediğim gibi model, şimdi bunu yaparak evde duran arkadaşlarımız, evine katkı sağlayan arkadaşlarımız da var. Bu işlerle uğraşıyoruz. Biraz da kafa dağıtıyoruz. Evde ne yapacağız arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Ama inanın ki yapası da gelmiyor insan. Ne yaptığı işten bir keyif alıyor, ne yemeğinden keyif alıyor, ne içtiği çaydan keyif alıyor. O kadar hepimizin psikolojisi ağır yaralı. O kadar zor durumdan geçiyoruz ki Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah. İnşallah arkadaşlar. Bir nebze olsun zaman geçirmek adına yapıyoruz bunları da. Dediğim gibi evine katkı sağlayan arkadaşlarımız da var. O kadar çok fıstık oyası geliyor bana son zamanlarda ama videosu olan fıstıklar olduğu için ele almıyorum ve uzun zamandır da fıstık oyası yapmıyoruz. Bu sefer kendim tasarladığım bir fıstık oyasını anlatacağım. Ben tasarladım diyorum ama oturup kendi başıma çıkardım böyle yapayım diye. Bilmiyorum, belki de benzeri vardır, belki de aynısı vardır. Hiç belli olmaz bu işler. Ama ben hiçbir yerde görmedim, etmedim. Kendim tasarladım. Onu anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten hayat durdu gibi. Rabbim yardımcımız olsun. Hepimizin, cümlemizin, bütün insanlığın, bütün dünyanın inşallah. Modelimiz bu arkadaşlar. Fıstık oyası. Dediğim gibi ortada gezen fıstıklar olmasın dedim. Farklı bir fıstık olsun dedim. Gerçekten de çok zarif oldu. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şimdi bu ilk aramız bu bittikten sonra şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ara yapmışım. Şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu ilmeklerin boyutunu ben bunu kullandım. Bu bir kiloluk tereyağı kutusunun kulpu. Şu şekilde. Bir kiloluk tereyağı kutusunun kulpu arkadaşlar. İsterseniz kalemle de yapabilirsiniz ama mesela kalemle yapınca ilmek boyutu biraz büyük düşebilir. Model böyle şey kalmayabilir. 5 numara, 6 numara şiş de uygun olur arkadaşlar. Eğer yaparsanız kalemle de olur ama dediğim gibi biraz ilmek boyutu daha büyük olur. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. İlk başlarken ipimizi tığ bastına sabitleyip 3 adet zincir çekip 3 adet zincir çekip başına 2 alıp bir tığ bastı bırakıp ikinciye batarak başlıyoruz. Yani şöyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk başlarken hemen göstereyim şuradan. İlk başlarken tığ battığımıza giriyoruz. İpimizi buraya göstereyim, tekrar sökerim. İpimi sabitledim. İlk başlarken tığ batısına girdim. Şöyle 3 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. İlk başlarken böyle başladım. Sonra ne yaptım? 3 zincir, bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu boşluğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Başına 2 alıyorum. 5 tane trabzan olunca bir tığ bastı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 3 adet zincir çekip başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. İkinci trabzan. Üçüncü. Başına bir alıp giriyorum.
Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 ve 5. Bakın gördüğünüz gibi ilk başlama kısmı bu şekilde. Başlıyoruz. Ben şimdi tekrar kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İlk başlarken böyle başlıyoruz. Şimdi ben buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın 5 trabzanımı yaptım. Başına 2 aldım. 1 tığ bası bırakıp ikinciye girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 2. Başına 1 aldım. Girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 3. 4. 5. Başına 2 alıyorum. 1 trabzan tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Başına 2 alıyorum. 1 tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 alıp bu boşluğa girdim. İkinci. Başına 1 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3, 4, 5. Bu şekilde vereceğimiz arayı veriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu model bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışım. Hemen sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapıp hemen yuvamızı kuracağım. Başına 2 aldım. 1 tığ batısı bırakıp ikinciye girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu boşluğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2, 3, 4, 5. trabzanımı yaptım. Başına 2 aldım. 1 bıraktım. Tığ batısı ikinciye girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Şimdi arkadaşlar burada yuvamı kuracağım. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dönüş yaptım. Tersine döndüm. Bakın araya bir tane bırakıyorum. Bunun tepesine gelip sabitledim. 12 adet zincirim bu şekilde. Tekrar dönüşü yapıyorum. Yuvanın içine girdim. Bir sık iğnesi ile bir de zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu aparatımı kullanarak taktım. 15 tane ilmek çıkaracağım. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve aparatıma taktım. 2 oldu. Yuvanın içine girdim. İpin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim ve taktım. 3 oldu. 4 ipin ucunu al, dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 5 yuvaya girelim, ipin ucunu al, dibinde 2 adet zincir çekelim ve takalım. 15 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz bu şekilde. 2 4 6 8. Dibinde 2 adet zincir genişlet, tak. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip genişlettim ve taktım. 15. Yine de bir sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın bu boşluğa giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki çekiyorum. İki tane trabzanım oldu burada yan yana. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Üç oldu. Dört. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Beş. Başına iki aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Şimdi bundan sonra vereceğim arayı yapıyorum. 7 tane bu işlemi yapıp yine dönüp bu yuvamı kuracağım. 3 zincir, başına bir al, yuvaya gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 3 trabzan. 4. trabzan. 5. Başına 2 aldım, bir tığ bası bırakıp ikinciye girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3 zincir çektim, bu 1. trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar şimdi bakın. Bunun dibi, ilmekleri yaptıktan sonra burayı yaptık, dibi. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yaptım. 8. yuvayı yapınca döndüm. İlmeklerimi yaptım. Sonra yine burayı yaparak indim. Ben arasını 7 tane yaptım. Döndüm bu yuvaya oluşturup ilmeklerimi yaptım. Sizler de ilk aranız kaçsa o şekilde aralarınızı vermeye devam edeceksiniz. Şimdi üst kısmına, yani ben burada bakın şurada indikten sonra şunu saymıyorum. 2 tane olmuş. 7 tane daha yaptıktan sonra 8.'den dönecektim. Şunu yapmadan. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bunları çıkartacağız. Pembeyle başladım, mor yaptım. Sade düz bir yazma bu. Yanına yine pembe yapacağım arkadaşlar. İlmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi pembe rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi buradan sabitliyorum bakın. Bunu dibin düz yüzünden hemen bu üstten sabitliyorum. Bir adet de zincir çektim. Şimdi 3 tane ilmeğimi alıyorum. Bakın 1, yönlerinin dönmemiş olmasına dikkat edin. 2, 3. İpin ucunu aldım. Sabitledim 3 adet ilmeğimin içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet zincir çektim. Şimdi buradan 17 tane ilmek çıkarıp fıstık toplayacağım. İlmeğimi hafif uzattım. Parmağımın üzerine zinciri koydum. Altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Hafif uzattım. 1. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek uzat. 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 3, 4, 5. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 6, 7. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 8, 9, 10, 11, 12. Altından gir, ipin ucunu al. Dibinde zincir çek, uzat. 13, 14, 15, 16, 17. 17 adet ilmeğim tığda. İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden geçtim. Tekrar bu 3 ilmeğin içine giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimde düzelterek yavaş yavaş sıkılıyorum. Bu şekilde. Araya bir adet zincir çektim. Devamında yine
Yönlerin düzgün olduğuna dikkat edelim. Dönmüşse düzeltelim. Üç tane ilmek alacağız arkadaşlar. Bakın bu dönmüş. 2 ve 3. İpin ucunu aldım. 3 ilmeğin içine sık iğne ile girdim. Yine 13 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İlk ilmeğimi hafif uzattım. Altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 1. İpin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 2. İpin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 15, 16, 17. İpin ucunu aldım, hepsinin içinden geçtim. 17 tane ilmeğin. Tekrar o 3 ilmeğin içine girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle biraz elimle düzenliyorum. Araya bir adet zincir çektim. Devamında yine 3 tane ilmek alıyorum. İnanın kamera dışında, yani elimde örerken bu sıkıntıyı yaşamadım. Şimdi ilmek döndü, iç içe girdi. Bunların hepsi kamera karşısında oluyor. 2 ve 3. İçine girdim, sık iğne ile sabitledim. Yine 13 tane zincir. İlk ilmeğimi hafif uzattım. Altından girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 1. İpin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, hafif uzat. 3. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, hafif uzat. 4. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, hafif uzat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. İpin ucunu aldım, hepsinin içinden geçtim. Yine o 3 ilmeğin içine giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edinip her iki ilmeğimi kapattım. Biraz elimle düzenliyorum. Araya bir adet zincir. Devamında yine 3 tane ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. 2. Yönü dönmüş, düzeltelim. 3 ilmeğin içine girdim, sık iğneli sabitledim. 13 tane ilmek çekip üzerinden 17 tane, 13 tane zincir çekip 17 ilmek oluşturup kapatacağım. Son buraya da yapacağız aynı işlemi ve bağlama kısmında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, son fıstığımı yapıyorum. İpin ucunu aldım, hepsinin içinden geçtim. Tekrar bu 3 ilmeğimin içine girdim. İpin ucunu alıyorum. İlmek ediniyorum. Her iki ilmeğimi kapatıyorum. Fıstıklarım hiç düzgün olmadı bu sefer. Tırnağım biraz zorluyor tutarken. Fıstıklarımı kapattım. Bir adet zincir çektim. Hemen bakın bu yanındaki tepenin ucunda sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bir anlamda beş taş yüzüğü de andırdı arkadaşlar. Birden geldi aklıma, bilmiyorum. Gerçekten fıstıklarım hiç güzel olmadı bu sefer. Ama yapım aşamasını
Elimden geldiğince anlattım. Bir de kamera karşısında örerken rahat öremiyoruz arkadaşlar. Alanımız, mesafemiz dar. Sizlere rahat anlatabilmek için şu an ben 25 santimlik bir alanda örüyorum. Yani boyutu o yüzden düzgün düşmüyor. Kamera karşısında yaptıklarımızda çoğunlukla o yüzden düşmüyor. Düzgün düşmüyor. Bakın bunlar daha güzel. Kamera yani kendi başıma ördüğüm modelim çıkarken yaptığım motifler daha güzel arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın. Hoşça ve dostça kalın. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.